Günaydın çocuklar. Günaydın anneciğim. Ne oldu? Hasta mısınız biraz? Yok, biraz belim ağrıyor, o kadar. Geçmiş olsun. Ters bir hareket mi yaptınız? İşte. Ya sorma. Öyle ters bir hareket yaptı ki bel ağrısıyla kurtulsa iyi. Aslıcığım şimdi çocukların önünde. Ay aman tamam. Kıvılcığım hadi kızım kahvaltıya bekliyoruz. Müstesna sen de getir artık bizim kahvaltıları. Getirdim aslanım. Ver bakalım. Müstesna. Ortaya kahvaltılık koymayacak mısın? Aslı Hanım böyle emretti Ekrem Bey. Evet, bundan sonra böyle. Alakart sistemden vazgeçtim. Tabildot usulü. Evet. Artık bundan sonra sofraya ne geldiyse silip süpürelim. Nasıl olsa parasını biz vermiyoruz devri bitti, bitti. Aslıcığım neler söylüyorsun Allah aşkına? Tabii. Tasarruflu davranmamız lazım çocuklar. Sonuçta amcanızın baktığı tek ev burası değil. Aslı, şimdi çocukların önünde çok lüzumsuz. Ay tamam tamam. Ama bundan sonra böyle. Tabildot usulü. Hem daha sağlıklıymış. Madem daha sağlıklıymış. Abla, tabildot ne demek? Çocukların yemediği bir şey herhalde. Baksana. Aslıcığım, çocukların tabildot kahvaltısı nerede? Aman canım geliyor, çatlamayın. Müstesna, çocukların kahvaltısını da getiriver. Getirdim Aslı Hanım. Hadi bakalım, kahvaltılarınız da geldi. Buyurun, afiyet olsun çocuklar. Ne oldu, beğenmediniz mi? Yo, çok beğendik. Çok teşekkürler Aslı yenge. Sadece bugün dişimizin kovuğunun doğum günü olduğunu unutmuşuz. Ondan şaşırdık. Aslıcığım, çocuklar bu kadarcık şeyle nasıl doyacak? Ne yapalım canım? Onlar da elin sümüklü sokak çocuklarına koca güzelim villaları bağışlattırırken düşüneceklerdi. Sermet dedenin ondan kendileri için hiçbir şey istemediler. Aslıcığım sakin ol Allah aşkına. Bir bu tabağa bak, bir de çocukların tabağına bak. Ay, haklısın Ekremciğim. Elbette haklıyım. Haklısın. Sen bunu hak etmiyorsun çünkü. Yani bunları yersen tıkanırsın. Öğleden sonra kek yiyecek halin kalmaz senin. Çocuklar? Yesenize, ne bakıyorsunuz öyle? Arkanızdan ağlarlar bak. Hadi. Çocuklar, yengenizin kusuruna bakmayın. Bana biraz kızmış galiba. Arada da siz kaynadınız. Ben size yoldan yiyecek bir şeyler alırım. Önemli değil Ekrem amca. Bunu bulamayanlar da var. Oh, çok güzelmiş. Ay müstesna, tabağı mı yağladın sen, ne oluyor böyle? Dişim. Ay ya dişçiye gitmek zorunda kalırsam? Of. Ay Kıvılcım, gel canım şöyle otur, dikilme öyle ayakta hadi. Ben pek aç değilim aslında. Olur mu canım, bir şeyler atıştırsan. Kıvılcım sen niye öyle yanağını tutuyorsun bir tanem? Yok bir şey Aslı, ben dilimi ısırdım da ondan. Yani neyse, ben arabada bekleyeyim bari. Bunlar da oyalanmasınlar da bir an önce gidelim okula. Merak etme, oyalanacak bir şey yok zaten tabağımızda. Hadi çocuklar kalkalım. Aslıcığım sana da teessüf ederim, aç açına kaldırdın bizi sofradan. Hadi. Ay hadi be, nazlı mısın Nesin? Bırak naz yapmayı da çabuk ol. Senin yüzünden okula geç kalacağım. Hadi. Ay şuna bak, hala oyalanıyor. Uyuşuk, ne olacak? Hadi Kıvılcım abla, çok uyuşuksun. Seni bekliyoruz. Hadi Allah zihin açıklığı versin ya. Kadınlar sevdim. Zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim. Zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hayır, sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler. Birer umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir.
Ay tutmayın beni, ağlayacağım. Bir şey mi dedin Kıvılcım? Yok hocam, arkadaşlar şiirden sıkılmış da ne zaman derse geçeceğiz diye soruyorlar. Bunlar senin kendi düşüncelerin sanırım. Evet, şiir dinlemek istemiyorum. Ya bozmasana, ne güzel dinliyorduk işte. Diğer sınıflardan bir hafta önde gidiyoruz Kıvılcım. Eğer şiir dinlemek istemiyorsan kapı açık. Sevmiyorum şiir, zorla mı? Allah Allah. Biz sizin şiirlerinizi çok beğeniyoruz. Evet öğretmenim, bizim için bir tane daha okur musunuz? Benim için bir tane daha okur musunuz? Anlaşılan o ki Kıvılcım arkadaşınız okuduğum şiirlerden rahatsız oluyor. Sanırım derse geçsek daha iyi olacak arkadaşlar. Zaten şiiri kim sever ki? Herkes ben çok bilgiliyim demek için şiir okuyor. Bu söylediğine katılmıyorum Kıvılcım. Çünkü birçok bilgi akıldan silinir. Ama duygular ölene kadar seninle yaşarlar. Sana şiiri sevdiremem. Çünkü şiiri sevmek için hayatı sevmen gerekir. Kendini sevmen gerekir. Hayatın senden aldıklarını bile sevmen gerekir. Öğretmenim, bizim için son bir şiir daha okur musunuz? Tabii Leyla'cığım. Demin yarım kalan şiir Atilla İlhan'dan Böyle Bir Sevmek şiiriydi. Eğer tekrar lafımı kesmeyecekseniz yine Atilla İlhan'dan Ben Sana Mecburum. Okuyun hocam. Okuyun hocam tabii ya. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Ben bu saçmalığı daha fazla dinlemek istemiyorum. Kıvılcım, seni uyarmıştım. Evet, bu saçmalığı daha fazla dinlemek istemiyorum dedim. Benimle bir dakika dışarı gelir misin Kıvılcım? Hayır. Lütfen, rica ediyorum. Peki, hadi yine iyisiniz. Ceza olarak sadece bana şiir okuyacak. Kıvılcım güzel kızım, sen neden sınıfında değilsin? Söylesene kızım, bir şey mi oldu? Aa, senin yanağın neden şiş? Biri mi vurdu yoksa sana? Söyle hadi. Burak öğretmen beni dövdü de. Ağzıma vurdu de. Burak Hoca. Ne olmuş Burak Hoca'ya? Bana tokat attı. Tokat mı attı? İşte bu. Ne demiş Sokrates? Küçük ve kötü bir kızın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu benim sözümdü. Neyse, kötülük yine kazandı. Sınıfta sessizce ders dinliyordum. Ama o müfredatta olmayan şiirler okuyordu. Sadece ben ders işlemek istiyorum dedim. Bu kadar. Sonra birden dışarı çıkardı beni. Ve tokat attı. Ağlama güzel kızım, ağlama. Gel ben seni odama götürürüm de yanağına buz koyalım. Kolumda demek şiddet uygulanıyor ha. Ben annemi arayacağım. Her şeyi anlatacağım. Aa, yavrum yok canım, anneni falan arama, ne gerek var evladım. Burak Hoca okulumuzun çok değerli öğretmenlerindendir. Biz bu konuyu aramızda halledebiliriz. Anneni arama gerek yok. Hayır arayacağım. Hatta Uğur Dündar'ı ve Ali Kırca'yı da arayacağım. Bu işin peşini bırakmayın diyeceğim. Nerede kırçası Uğur Dündar'ı? Ben şaşırdım kendini. İyi yapma çocuğum, yapma. Tamam oldu, ben annenle konuşurum. Tamam çocuğum. Fitnat. Canın acıyor mu bir taneciğim? Çok acıyor Aslı, çok yanıyor. Ah, kıyamam ben sana, böceğim benim, böceğim. Fitnat, umarım gerekli işlemleri yapıp o adamı bu okuldan koltuk tutturdun. Aslıcığım yapma, alelacele şey etmesek böyle. Her okulda böyle öğretmen ve öğrenci arasında kazalar olur. Hadi canım, ne kazası? Hadi canım, ne kazası?
Böyle şeyler ancak boks ringlerinde olur. Böyle şeyler ancak boks ringlerinde olur. Aferin Aslı. Olayı örtbas etmesine sakın izin verme. Örtbas edemeyiz Fitnat. Aslıcığım, şey yapmasak, olayı büyütmesek fazla ha? Büyütün, büyütün. Büyütelim, büyütelim. Canım yani büyütürüm, niye büyütmeyeyim ki? Aslıcığım bak, Burak Bey bu okulun çok değerli öğretmenlerinden biri olup... Aman bana ne canım, gitsin başka bir okulun değerli öğretmeni olsun bundan sonra, istemiyorum. Ama Aslıcığım. Aa Fitnatcığım, başka söyleyecek bir şeyim yok. O adamı, kızımı böyle öldüresiye döven adamı bu okuldan attırtırmazsan... ...milli eğitime gidip şikayet ederim. Yanlış yerden gidiyorsun Aslı. Okula yaptığımız bağışları keseriz de olsun bitsin. Ve ayrıca Ekremciğimle konuşup okula yaptığımız bağışları kestirtirtiririm. Ne? Bağış yapmaz mı? Evet, tek kuruş bile alamazsınız. Hay Allah. Peki Aslıcığım peki. Sırf sen üzülüyorsun diye bu olayın üzerine gideceğim ben. Yani bağış veren umurumda değil, yanlış anlama. Sırf senin arkadaşını kaybetmemek adına elimden geleni yapacağım. Tabii canım tabii. Hay Allah. Cüzdanım ve vicdanım arasında kala kaldım. İşte bu. Önce Burak öğretmen okuldan atılacak. Sonra Selena çok üzülecek. Bir taşla iki kuş. Hadi bakalım. Herkese kötü günler. Canım benim canım. Çok canın acıyor ama istersen bir şişik doktoruna gidelim ha? Yok yok. Doktora gerek yok. Ben iyiyim. Yani kötüyüm ama idare ederim. Allah'ım ben şimdi nasıl söyleyeceğim Burak Bey açığa alındınız diye. Ya Rabb, nasıl zor bir sınavla imtihan ediyorsun şu Fitnat kulunu. Buyurun. Ah Burak Bey siz miydiniz? Fitnat Hanım beni çağırmışsınız. Ya evet şey diyecektim. Otursanıza. Buyurun. Şey ben size bir şey söyleyecektim de. Bir de nasıl söyleyeceğimi bilebilsem. Efendim? Şey diyeceğim. Aa, siz biraz yorgun musunuz? Nasıl? Gözüme birden bir yorgun göründünüz de. Yok. Gayet iyiyim. Yok yok, bayağı bir yorgun görünüyorsunuz siz. Üstelik bir de sinirli de bir haliniz var. Aa, renginiz de soluk sizin. Allah Allah. Biraz nezleyim. Belki ondan... Nezle tabii ya, ondan bak ben anladım, hemen anladım. En iyisi siz bir iki hafta istirahat edin. Yok canım, daha neler. Nezle oldum diye rapor alacak halim yok ya. Ay canım, ne raporu, ne söylüyorsunuz Burak Bey, ben hepsini ayarlarım. Yok, hayır, yine de olmaz. Hem öğrencilerin dersi boş geçer. Ay yapmayın Burak Bey, maazallah. Nezle bu ihmale gelmez, siroza falan çevirir sonra. Nezle mi siroza çevirebilir? Çevirmez mi? Sanmıyorum. Siroz, karaciğerle ilgili bir hastalık benim bildiğim. Ya. Ama yine de idare amirim olarak sağlığımı düşündüğünüz için teşekkür ederim. Rica ederim de. Başka bir şey yoksa ben izninizi isteyeyim. Şey, aslında bir şey var. Nedir? Ay, Burak Bey, nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama Kıvılcım bana olanları anlattı. Kıvılcım? Ha, anladım. Açıkçası... Bu olayı size aksettirmesine hiç gerek yoktu. Ben konunun orada kapandığını düşünüyordum. Size söylemek gibi bir niyetim yoktu. Hah, işte ben de öyle dedim. Yani olur öğretmen ve öğrenci arasında bu tür şeyler. Büyütmeye gerek yok, kapatalım bu konuyu dedim. Değil mi? Ya ama aslanım tutturdu, kimse benim kızıma vuramaz. O adama haddini bildireceksin diye. Ne? Ben Kıvılcım'a mı vurmuşum? Bakın Burak Bey sizi anlıyorum. Yani annesi benim arkadaşım olmasına rağmen arada bir şöyle gerilip gelip bir tane ben de çakmak istiyorum ama ne yaparsınız? Netice itibariyle dayak yasak. Fitnat Hanım siz neler diyorsunuz? Ben Kıvılcım'a tokat falan atmadım. Üstelik sadece Kıvılcım'a değil hiçbir öğrencime tokat atmadım, atmam da. Yani haklısınız. Yani hiçbir şey yapmasın lan. Diye böyle şişirmiyorum o kız kendini. O anlarda böyle sinir oluyorum. Böyle bir tane ağzının üstünde çakasım geliyor. Ama ne yaparsınız zengin çocuğu? Fitnat Hanım. Ah Burak Bey. Burak Bey bakın. Yani ben de aramızda meseleyi kapatırdım. Burak Bey vurmamıştır falan derdim. Bir şey uydururduk ama böyle şişmiş çocuğun yana. Fitnat Hanım. Bakın. Ben Kıvılcım'a tokat falan atmadım. Anlıyorum ama Burak Bey maalesef şikayette bunun olduğu için size izin vermek zorundayım. Ama
Ama şey yapın, ortalık durulsun. Merak etmeyin, ben tekrar Aslan'la bilahare konuşurum. Anlaşıldı. Ne gerekiyorsa yapın. Darılmaca, gücenmece yok ama değil. Al işte. Gitti. Ardındaki çift aşık. Ne oldu kızlar, bulabildiniz mi Burak Hoca'yı? Ben her yere baktım ama hiçbir yerde göremedim. Ben de. Kıvılcım yüzünden okulu bırakmış olabilir. Bence bunu Selena'ya anlatmalıyız. Bence de. Hadi el ele verelim. Selena. Selena, Selena. Selam kızlar. Ne oldu, bir sorun mu var? Burak Hoca'yı okulda bulamıyoruz. Kıvılcım yüzünden okulu bırakmış olmasından şüpheleniyoruz. Ya niye ki? Kıvılcım Burak Hoca'nın kendisine tokat attığını iddia ediyor. Ya. Evet, yanağındaki şişliği bahane etti. Ama bunun olmadığına eminim. Hem olmuş olsa bile Kıvılcım hak etmiştir. Selena, Burak Hoca okuldan gidecek mi? Daha bir şey belli değil bir tanem. Önce gerçekleri ortaya çıkartalım. Bak, bir dakika vereyim kızlar. Kıvılcım. Merhaba, nasılsın? Şimdiye kadar iyiydim. Nedense seni görünce birden enerjim düştü. Aa, yanağına ne olmuş senin? Şişmiş. Burak Hoca tokat attı. Ya, demek öyle. Demek tokat attı. Evet, hem de çok sert vurdu. Ya, belli. Yanağın çok şişmiş. Görüyor musun kızım? Dünyada ne insanlar var, değil mi? Hı. Neyse, sonra görüşürüz. Tamam. Anlayabildin mi? Kızlar, kızıcımın dişinde apse var. Nasıl anladın? Elimi yanağına koydum ve röntgenini çektim. Yani durum aydınlandı. Sanıyorum Kıvılcım Burak öğretmenimize iftira atıyor. Söylemişim. Ama Kıvılcım'ın dişindeki apseden kimsenin haberi yok ya tabii bizim dışımızda. Evet, herkes Burak Hoca yaptı sanıyor. O zaman gerçekleri açığa çıkartmamız için bir sağlık ve diş taramasına ihtiyacımız var kızlar. Evet, benden bu kadar. Bundan sonrasını çözmeniz için sanırım bu yeterli olacaktır. Müdür Hanım'ın odası nerede? Merdivenlerden çıkınca sağdaki ilk kapı. Nedir oğlum benim senden çektiğim ha? Nedir? Sürekli şikayet, sürekli şikayet. Okulun taksitlerini de geciktiriyormuşsun. Ama hocam... Sus! Cevap verme, edepsiz! Vallahi favorileniyorlarım senin ha. Şimdi konuş. Hocam ben sınıf başkanıyım. Ayrıca Fatma'nın saçı çeken de işte bu arkadaş. Ya. Sen fabrikatör Fehmi Bey'in oğlu değil misin? Evet hocam. Gördün değil mi? Kız arkadaşın saçını çekersen neler olacağını? Aha, gördüm. Ha, iyi. Dersinizi aldınız yani. Evet. Hadi bakayım sınıflarınıza hadi. Fitnat Hanım. Buyurun benim. İyi günler. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışıyoruz. Müsaade ederseniz okulumuzda diş ve sağlık taraması yapacağız. Aa, ne hoş. Yapın yapın. Zaten siz yapmasaydınız ben yapacaktım. Buyurun sizi okulu gezdireyim. Buyurun. Kızlar, size bomba bir haberim var. Ne oldu? Yoksa Ozan sana bir şey mi söyledi? Yoksa Selinler evden mi taşınıyor? Hayır, daha güzel bir şey. Entrika. Entrika mı? Evet. Bilin bakalım hafta sonu yeni sevgilisiyle kimi gördük? Kimi? Ozan'ı. Ozan'ı mı? Evet. Peki Selin'in bundan haberi var mı? Tabii ki biliyor. Bunu sık sık hatırlatmak da bizim görevimiz, öyle değil mi? Elbette. Merhaba Selin, ne haber? Selin. Selin. Selin ne oldu, bir şey mi var? Sana sorunun ne olduğunu söyleyeyim Ozan. Yeni sevgilinden Selin'in de haberi var. Bayağı güzel kızmış. Hafta sonu sizi gördük de. Yeni sevgilim mi? Ha, sevgilim. Güzel kız tabii canım. Öyle eğleniyoruz onunla ya. Gördün mü, söylemiştim. Her zaman aynı kızla takılacağımı düşünmediniz. Ben biliyordum. Yeni ilişkin hayırlı olsun o zaman. Sana inanamıyorum. İnanma zaten. Çünkü o kız benim kuzenimdi. Kuzenim mi? Kuzenimdi. Kuzenin miydi? Evet.
Maalesef senden farklı bir yanım var Kıvılcım. Ben aynı anda bir kişiden fazlasını sevemiyorum. Bir an ciddi söylüyorsun sandım. Ciddi olmadığımı kim söyledi? Ozan. Tamam, tamam. Aman her şey çok güzel. Ama bir gün gelecek seni bırakacak. O zamana kadar eğlenmene bak. Ama Ozan sonunda benim olacak. Bunu o küçük beynine sok, anlaşıldı mı? Çok kötüsün Kıvılcım. Burak Hoca'ya da iftira attığını farkındayım. Bunu sadece senin bilmen hiçbir şey değiştirmez canım. Fitnat buna inandı ve gereğini yaptı. Yani sizi koruyan Burak Hoca artık okulda yok. Hepsi bu kadar. Çocuklar, hepiniz sıralarınıza oturun bakayım. Diş ve sağlık taraması var. Buyurun, buradan başlayabilirsiniz. Senin yanağına ne oldu yavrum? Yanağın şişmiş. Öğretmenim tokat attı. Öyle mi? Aç bakalım ağzını. Ama bu şişin sebebi o tokat değil. Dişin hapse yapmış. Burak Hoca'nın sana tokat atmadığını söylemiştim Kıvılcım. Başından beri yalan söyledin. Kıvılcım, bize söylemek istediğin bir şey var mı çocuğum? Çok acıyor bu. Burak Hoca sana tokat attı mı atmadı mı? Doğruyu söyle Kıvılcım. Yoksa Burak Hoca senin yüzünden okulu bırakacak. Bir kez olsun doğruyu söyle. Kıvılcım, eğer yalan söylersen okuldan atılırsın ona göre. Hayır, bana tokat atmadı. Biraz sert konuştu. Ben de ona oyun oynamak istedim. Yani Burak Hoca suçsuz. Güzel. Demek ki Burak Hoca suçsuzmuş değil mi? Bir daha okulumda bu tür olaylara rastlamak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Bu olay size örnek olsun. Kıvılcım güzel kız. Annene selam söyle çocuğum. Siz böyle de...